Kıymetli milletvekillerim, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekilim, Belediye Başkanım, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, önceki dönem görev yapmış ilçe başkanlarım, Kadın Kollarımızın çok değerli üyeleri, pozitif ayrımcılık var. Gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, meclis üyelerimiz, istişare kurulu üyelerimiz, hülasa AK Parti'mizin neferleri, AK ailem, öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Beraberliğin, uyumun başkenti Gölcüğümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, İl Başkanımızın, başkanlığımızın düzenlemiş olduğu güzel bir çalışma bizi bir araya getirdi. Beşincisini yapacağız Allah'ın izniyle. Tüm mahallelere değerli arkadaşlar dağılacağız. Ekiplerimizi oluşturduk, 8 ekibimiz var. Zaten şunu içtenlikle söylüyorum, kalben söylüyorum. Biz 1 Nisan 2019'da çalışmaya başladık. Sahadayız, milletimizle beraberiz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Hem hal olduk. Milletimiz nereyi istikamet olarak gösteriyorsa oraya doğru gidiyoruz. Zaten AK Parti'nin farkı da bu. Gerçekten bakıyorum muhalefete, sosyal medyadan, gazeteler üzerinden muhalefet yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim farkımız vatandaşımızın içindeyiz. Çünkü bizim partimizi vatandaşlarımız kurdu, milletimiz kurdu. Bu bağlamda da Allah razı olsun, çağırmamız yetiyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Ben Gölcük teşkilatlarıyla gurur duyuyorum. Allah hepimizden razı olsun. Bir şöyle söyleyeyim, seçimsiz geçirdiğimiz vakit var ama biz burada seçimi kesinlikle beklemedik. Seçimden önce de sonrasında da biliyorsunuz 20 senede 15 seçim gördük. Allah'ın izniyle başarıyı elde ettik. Biz biliyoruz ki sefer bizden, zafer Allah'tan. Bu çalışma düsturuyla biz hizmete devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben gece gündüz çalışan belediye başkanımıza, hiç boynumuzu büktürmeyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmetin, eser siyasetinin vücut olmuş hali olan Doçent Doktor Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz, değerli arkadaşlar, meclis kapandı. Evet, milletvekillerimiz sahada. Ama meclis kapanmadan önce de milletvekillerimiz sahadaydı. Muhalefet partilerinin milletvekilleri seçim bölgesine 6 ayda bir geliyor. Biz 3 günde, 4 günde, haftada bir milletvekilimizi, vekillerimizi ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bir teşekkür de. Bir teşekkür de Mehmet Başkanıma yapmak istiyorum. Allah için bizim
gerçekten sahada liderimiz, önderimiz oldu. O çalışıyor, bize de şef geliyor. Ben Mehmet Başkanımızı zaten biz tanıyoruz Gölcük'te olarak. Allah ondan razı olsun. Kocaeli'nin önünü açtı. Çok güzel bir miting yaptık. İl başkanlığımıza, sizlere, tüm teşkilatıma ben teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Durmak yok, yola devam. Kıymetli başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız. İlçe başkanım çok güzel anlattı. Yani üzerinde çok fazla söyleyecek bir şey yok ama ben şunu söylemem lazım. Burada muazzam bir pozitif ortam var, enerji var. En çok da kadınlarımızla kaybettik. 2023 Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına tesadüf eden seçim dönemi. Netice itibariyle baktığımız zaman önemli bir seçim. Ama ben buradaki enerjiyi gördükten sonra 2023'te Allah'ın izniyle arkadaşlar sessiz olun. Hak olacağını ve başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Ben de kısaca teşekkür etmek istiyorum. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakıl Beyefendi'ye, kıymetli milletvekillerimize, ilçe başkanımız milletvekillerimize ilgili cümleyi söylediğinde hemen mesela benim aklıma şey geldi. Şu an bakanlıkta devam eden bir konu geldi. Hemen dedim toplantı akabinde milletvekillerimize tekrar konuşalım. Hasılı hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik. El birliğiyle güzel işler gerçekleşti. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yine inşallah gerçekleşecek. Ben herkesi burada olduğu için, ben de aranızda olduğum için Allah'a şükrediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Aslında bugün bir basın toplantısı için buradayız. Ev sahipleri birer cümleyle de olsa duygularını paylaştılar bizlerle. Kıymetli vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İlçe Başkanı Belediye Başkanımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız da aramızda, kadınlarımız, gençlerimiz, teşkilatımızın istişare kurulu üyeleri, Temel abimiz de burada. Bilhassa tüm ailemiz, bizler bizi bizeden bu partiyi kuran milletimizi hiç unutmadık, unutmuyoruz da. Her daim milletimizin izinde, onların istek ve beklentileri doğrultusunda eser ve hizmet siyasetini yapmayı sürdürdük, sürdürüyoruz da. Ve bugün itibariyle 21. yaşımızı da 14 Ağustos'ta tamamlamış konumdayız. Yani 21 yaşında daha tabir yerindeyse bu yeni terlemiş delikanlı konumundayız. Şunun için söylüyorum, daha nice 21 yıllar bizi hizmet noktasında bekliyor. AK Parti'nin bu noktada bir sorumluluğu var. Nasıl kurulduğu günden itibaren bugüne kadar vermiş olduğu tüm sözleri yerine getirdiyse, samimi bir gayret içerisinde olduysa ve eser ve hizmetleriyle şu an halkın gönlünde tahturduysa ve bunun sonucunda da bu geçen zaman dilimi içerisinde yapılan 15 seçimde de milletimiz iradesini sandığa AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olarak yansıttıysa, bu parti bir dava hareketidir, bunun bir tescilidir. Ve bizler de teşkilatlar olarak her daim diri, dipdiri, capcanlı, sloganımızda olduğu gibi reisimde dik dur, eğilme, bu millet, bu teşkilat seninle demeye devam ettik. Bugün de devam ediyoruz. Bizler hani muhalefet çok büyük bir umutlar içerisinde ya, temelde şu, umutlu olmaların temeli de şu, eser ve hizmet noktasında bir eksik ve noksan bulamıyorlar. Birçok vesayetler ortadan kalkmış. Ülke bağımsız bir özgür, gerçek anlamda bağımsız bir devlet olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Önündeki bütün engelleri aşmış. Terör belasını Türkiye sınırları içinden tamamen def etmiş.
Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Kafkasya'ya, bütün coğrafyada ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında önemli adımlar atmış ve dünyada örnek lider bir devlet olarak ve lider bir örnek lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yer ettiği bir yer aldığı bir dönemdeyiz. Bunlar çok kolay olmadığı bir dakika. Ve muhalefet de ülkede var olan hayat pahalılığını, enflasyonun üzerinden siyaset üreterek yüce Türk milletinin aklını çelmenin gayreti içerisinde. Ve yalan ve algıyla bunu başaracağını da zannediyor. Kurulan altılı yedili masada bu noktada projeler üretmeye çalışıyor ama maalesef bir proje de üretemiyor. Ekonomik sıkıntıların var olan enflasyon ve hayat pahalılığında orta direkte ifade edilen çalışan her kesim ve toplumun her bir kesimiyle ilgili asgari ücretin üzerinde, pardon, enflasyon üzerinde artışlarla, iyileştirmelerle her daim biraz daha hafifleyen bir sıkıntıları yaşıyoruz. İşte bu süreçte bizler teşkilatlı olarak hep sahadayız. Muhalefet diyor ya, nerede iktidar, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe teşkilatları, il teşkilatı, sokağa gezemiyor. Gelin çarşıyı, pazarı dolaşın, esnafı dolaşın. Yani biz dolaşıyoruz da onlara denk gelmiyoruz. İşin acayip tarafı bu. Biz hep sahadayız işin aslına bakarsanız. Pazardayız, evet. Çarşıdayız. Bakkal Mehmet amcanın dükkanına uğruyoruz. Kahvehanelerdeyiz. STK'larla buluşuyoruz. Hiç arada vermedik. Vekillerimiz burada, hepsinden Allah razı olsun. Belediye başkanlarımız aynı şekilde. Ana kademe geçti ve kadın kollarımız herkese. Biz hep sahada olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ama samimi söylüyorum, ne hikmetse muhalefetle hiç karşılaşamıyoruz. Ayda yılda bir sokağa çıkıyorlar, bir iki fotoğraf veriyorlar. İşte biz buradayız diyerek, biz de neredesiniz diye sorgulamaya kalkıyorlar. Hiç önemli değil. Biz doğru bildiğimiz yolu yürümeye devam edeceğiz. Ve biz teşkilatlar olarak, projenin teşkilatları olarak bir proje, yeni bir uygulamayla bireysel olarak zaten her vekilimiz ve teşkilatlarımız ilçelerde program yapıyordu. Ama şimdi her ay düzenli olarak ilçelerimizi geziyoruz. Her hafta asgari bir veya iki ilçemizi tüm milletvekillerimizle müsait olan Büyükşehir Belediye Başkanımızdaki Malazgirt'te olduğu için bugün aramızda değil. Belediye başkanlarımızla dedik ya, gençlik ve kadın kollarımızla hep beraber o ilçeye geliyoruz. Ki bugün sıra Gölcük'teydi. Gölcük ilçemizdeyiz. İstişare kurulu üyelerimizin tamamı burada. Ve meclis üyelerimiz burada. Mahalle teşkilatlarımız burada. 8 kola ayrılacağız. Buradan cuma namazına gideceğiz. Ondan sonra herkesin görev alanı belli. Ve görev yapacağı alanda hangi üyeler onlarla beraber hareket edecek hepsi belli. İlçe teşkilatımız bunu belirledi. Ve nihayetinde bugün bütün Gölcük'ü karış karış gezeceğiz. Allah böyle bir teşkilatla bizleri buluşturduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Eser ve hizmet noktasında liderimizin önderliğinde inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve bugün Gölcük'teyiz ve değerli basın mensupları, Gölcük'le ilgili yapılan hizmetleri burada bize size tek tek anlatacak değilim. Hem hükümetimizin yapmış olduğu hizmetler, hem Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetler, hem kıymetli ilçe belediye'mizin yapmış olduğu hizmetler ortada. Gerçekten Gölcük her geçen gün büyüyor, gelişiyor, her alanda kendini yeniliyor. İşte altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, sağlık, eğitim tesisleriyle Gözdep ilçemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarımızın son aşamada olan Merkez Mahallesi'ndeki olan kısmı da başarıyla sonuçlandı çok şükür. Belediyemizin önderliğinde, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Büyükşehirimizin de katkısıyla başarıyla sürüyor. Görüşmeler bitmek üzere. Belediye başkanımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda bunları ifade ediyorum. Askeriyeden alınan yerle ilgili belediye başkanımız, eğer sorularınız olursa
açıklamayı onun yapmasını uygun görüyorum. Orada da güzel gelişmeler, lojmanları almıştık biliyorsunuz o bölgeyi. Onunla ilgili de güzel gelişmeler söz konusu. Özetle, biz sözü size bırakacağız. Cuma'ya gideceğimiz için 5-10 dakikada sizin sorularınızı cevaplayarak buradan müsaadenizi isteyeceğiz. Ben bir kez daha tüm milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza, istişare kurulu üyelerimize, hanımefendilere, gençlere, teşkilatımızın her kademesinde var olan mensuplardan, mahalle başkanlarına, meclis üyelerine varana kadar herkese teşekkür ediyorum. Gününüz hayırlı olsun, cumanız mübarek olsun diyorum. Sorularınızı kim yönetmek istiyorsanız onu da ifade ederek varsa sorularınız, değerli basın mensupları söz sizde. Başkanım öncelikle size söylemek istiyorum. Evet. Sanatçı Gülşen'in açıklaması İmam Hatipler'le ilgili bunu ne siz söylüyorsunuz? Evet, yani ayrıştırıcı nefret dolu hiçbir söylemi kabul etmiyoruz. İmam Hatipler'le ilgili ifade ettiği cümleler hiç şık değil, etik değil, ahlaki değil. Bu sadece İmam Hatipler'le ilgili olarak olduğu için değil, toplumun farklı kesimleri içinde ifade edildiğinde aynı tepkiyi koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargının vereceği karar, verdiği karar nihai karardır. Teşekkürler. Sayın Başkanım ben de şöyle söyleyeyim. Kocaeli mitinginden önce Gölcük hep coşkuydu ama o zamana özel ayrı bir çalışma vardı Gölcük'te. Yani can siperane bir çalışma vardı desek doğru olur aslında. Gençlik kolları, ilçe teşkilatı, kadın kolları. Tabii Gölcüklü olmanız da dolayısıyla başkanım sizin başınızı da öne eğdirmemek amaçlı Gölcük Belediye Başkanımız hep birlikte bir çalışma yaptılar. Sonrasında büyük bir miting oldu. Şimdi ilçelerdeki ben bu çalışmalara bakıyorum. Toplu bir şekilde ilçelerdesiniz, mahallelerdesiniz. Acaba düşünüyorum, hani izliyorum tabii ki, ulusal basını da takip ediyorum, bir seçim yok diyorlar ama şunu da belirteyim, Cumhur İttifakı, yani MHP'nin bir programı vardı geçen hafta. Orada Derya Hanım şöyle söyledi, ben buradan dedi, Gölcük için seçim startını veriyorum dedi. Allahu Ekber diyorum ve seçim çalışmalarına başlıyorum dedi. Gölcük'te işte Cumhur İttifakı birinci olacaktır dedi. Yani o günden sonra, tabii ki ben izlediğim kadarıyla AK Parti hep sahada ama o günden sonra hani böyle bir kafama takılıyor başkanım. Yani acaba seçim mi var? Seçime mi gidiyoruz? Var seçim olmaz mı? Tuğba'cığım şöyle söyleyeyim. Haziran'da mı? Mayıs mı diyorum? Şubat mı başkanım? Şimdi öncelikle başlığı için teşekkür ediyorum. Biz mitik öncesi ilçeleri geziyoruz. Buraya ilk koordinatörümüz, genel merkez koordinatörümüz Tülay Kaynarca hanımefendi milletvekilimizden geldi. İlçemizi ziyaret ettik. Salıydı herhalde. Ya salı ya çarşamba sabahıydı. Baktık ki şu salon hanımlarımızla bir çağrı merkezi haline dönüştürülmüş. 20'ye yakın hanımefendi, kardeşim ellerinde her birinin telefon tek tek bütün üyeleri arıyorlar. Şimdi öyle bir talimatımız olmuştu bütün ilçelere. Bütün üyelerimizi arayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kocaeli'ye geldiğini duyurun. Çünkü zaman çok kısa. 5 gün gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceği açılış bayramına örgütlenebildik. Çünkü son anda tarih ve saat netleşmişti. Ve burada dediğiniz gibi balı gibi çalışıyor hanımefendiler. Hatta o günün bir meyvesini de dün yediniz mi? Biz görünce hanımefendinin gayretini Tülay Hanım, Yıldırım Bey'e takıldı. Artık bir ödül verirsin bu hanımlara dedi. Yıldırım Bey tabii ki dedi. Niye olmasın derken nereden geldiyse ya şey yapalım dedi Tülay Hanım. Arkadaşlar İstanbul, Boğaz filan dendi. O arada dedi ki Tülay Hanım da o zaman demokrasi adası olsun. Oradan Üsküdar Belediye Başkanımızı aradı. Sağ olsun. Gemi o veriyor ya. Demokrasi, özgürlük adasına. Dün itibariyle Kocaeli kadınlarının sayesinde, Gölcük kadınlarının sayesinde, kadın kollarının sayesinde bütün Kocaeli'deki kadın kollarımız, 500 kişilik kadınımız, teşkilat üyemiz
İstanbul'daydı. Şanboğaz'ı gezdiler. Hem de orada Demokrasi ve Özgürlük Adası'na gittiler. Yani o çalışmanın hediyesi olarak, ödülü olarak dün hepsi İstanbul'daydılar. Ama tabii sınırlı sayıda, her ilçeden 30-40-50 gibi ancak 30'lar kişi yönetimdeki arkadaşlar gitti. Gelelim ikinci işe, seçim. Evet, seçim. Çetin Başkan'ın ifade ettiği gibi. Seçim bitti. 31 Mart 2019. Ertesi gün bizim teşkilatlarımız yine açık. Mahalle toplantıları devam ediyor. İlçe teşkilatları devam ediyor. Gençler toplantısı devam ediyor. Kadınlarımız devam ediyor. Yani istişare kurulu üyelerimiz yine teşkilatımızla beraber. Yani AK Parti'nin böyle bir yapısı, böyle bir özelliği var. Sevgili Kurban. Seçim şu an itibariyle ifade edildiği şekli ve kesin tarih Haziran 2023. Bu 10 gün oynar 15 gün olur bilemeyiz ama neticede Haziran 2023. Çok öne çekilme şansı yok yani bu sene gibi olur mu? Bunlar hepsi şey, hikaye. Biz o nedenle hazırız. Dün hazırdık, bugün de hazırız. Yarın hazır olacağız. Yarın seçim olacakmış gibi de biz bütün teşkilatlar olarak dinamizmimi kaybetmeden yolumuza, çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Allah razı olsun. Evet, başka herhalde yok. Benim sorum var. Aslında genel soracağım, herhalde cevap verirsin. Bu değil, ben yüzbaşılarda yapılan hastanenin AVM'ye dönüştürüleceğini böyle bir duyum aldık. Hani sizden onun cevabını aldınız. Evet, doğru. Yani hastane bir AVM olarak planlanıyor. Böyle bir balonudaki patlamak. Yani tutarlı bir yanı olsun yani. Hastanede ben bu videomu sormak isterim. Yok kızım, öyle bir şey olabilir mi? Şimdi hastanemiz... Hayal kırıklığı olur herkes. Yani öyle bir şey niye olsun ki? Yani biz hastane olarak yaptık. Ha belki gecikmesinden ötürü böyle bir geyik muhabbeti yapanlar oluyordur. Çok affedersiniz ama çok etik değil. Eser orada dimdik duruyor. %78'i bitmiş vaziyette elhamdülillah. Malumunuz 2 ay önce ihalesi yapıldı. Tamamlama, ikmal ihalesi. Ama yüklenici, katılan müteahhit olmadı. Şimdi yeniden ihaleye çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Allah nasip eder ise hastanemizi sağlık ve şifa dağıtacak bir düvede, yapıda açmış olacağız. Böyle bir asparagas haberi itibar etmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey diyorum, söz konusu değil. Başta son olarak ben Gölcük'le ilgili o zaman başkanımızdan bu lojman bölgesinde... Evet, onu sorun verin, bak sorun verin. Onu başkanım, bir de biz onunla ilgili yalan. Lojmanla ilgili inşallah güzel gelişmeler var. Bu ülkiyette 2017'de şu protokolle alınmıştı. 2019'da beri aslında üzerinde çalıştığımız bir konu. Ben hem il başkanımıza, hem Çevre Şehircilik Bakanımıza, hem de Milli Savunma Bakanımıza, ismini çok başka fazla destekler de var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim meclis gündemimize aldık, bir karar alacağız. Büyükşehir Belediye'mize de bir 75. madde verecek bir protokol yapacağız. O protokol çerçevesinde inşallah yani önümüzdeki yani basit geçen seçimden önce inşallah önüne teslim alınması mümkün olabilir. Yani buluşacak mı Gölcük'le? Böyle diyebilir miyim? Evet, evet, evet. Seçimden önce Gölcük'le sıkıntılar açılacak. Bunun ne şekilde olacağını detaylı meclis açıklamasında zaten izah edeceğiz. Yani tarih olarak bir ay önce olur, sonra olur. Ama 2020 seçimlerinden önce Gölcük'le buluşacak. Bak, farklı buluşacak orası. Bir ay önce, 2 ay sonra da olur. Gölcük'ün hayatı lazım. Evet, İyi bir aşamada. Vallahi emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah. Yani o duvarlar kaldırılacak. Hayaldi gerçek oldu. Evet, başkanım. Evet, Gölcük'ün hayaliydi. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de sahaya dağılacağız. Bizi takip etmek isteyen basın mensubu varsa 8 bölgeye 8 parçayı dağılın. Takipteyiz sizi başkanım. Bizi takip edin. Daha uzun mu? Hadi gençler, bir kadınlara müsaade edin, bir de kadınlar gelsin ayrı. Ama hanımlar gelin. Buyurun.